Geminin içerisinde 10'a yakın restoran ve bar var. Onlardan bir tanesi. Abi aynı filmlerdeki gibi insanların yaşadıkları yer beni çok etkiledi. Oo, şuraya bak. Dünyanın en mutlu ülkelerinden bir tanesi burası. Stockholm dünyadaki en iyi metro duraklarına sahip. Tabak şöyle. 11. katta lounge'lar, akşam yemeği yeri, spa, wellness. Şimdi bar yavaştan hareketlenmeye başladı. Geldik. Burası 2 katlı bir gece kulübü aynı zamanda. Artık Finlandiya'dan birazdan ayrılıyoruz. Yeni ülke İsveç'e doğru ilerleyeceğiz. Herkese Finlandiya'nın eski başkenti Turku'dan selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Şu anda dünya turumun en keyifli yolculuklarından bir tanesini yapmak üzere Finlandiya'ya geldim. Buradan arkamda gördüğünüz terminalden devasa bir kruzla dünyanın en gelişmiş, en yaşanılabilen ve en mutlu ülkelerinden bir tanesi olan İsveç'e bir kruz, yani gemi yolculuğu yapacağım. Bu yolculuk akşamüstü başlayacak 8 gibi ve ertesi gün saat 7'ye kadar sürecek. Yaklaşık 20 binden fazla adanın içerisinden geçeceğiz. Muhteşem bir yolculuk olacaktır. O yüzden sonuna kadar izleyeceğiniz bence çok keyifli bir kruz yolculuğunu sizlere aktaracağım. Çok heyecanlıyım. Ben bu yolculuğu yıllar önce yapmıştım. 12-13 sene önce ve o zaman da hala unutamadığım maceralardan, deneyimlerden bir tanesiydi. Nasip de kısmet de 2023 yılında da gelip bunu yaşamak varmış. Oldukça keyifli bir yolculuk olacağı için sizlere de böyle ayrı bir vlogda anlatacağım. Hem gemi yolculuğumu hem de Stockholm'a, yani İsveç'in başkentine vardığımızda neler yaşadığımı bu vlogda sizlerle paylaşırım. Hadi gelin, gemiye yolculuğumuz başlasın. Size iyi seyirler, bana da iyi yolculuklar ve bol heyecanlı bir gezi olsun. Turku'daki geminin kalkacağı limana geldik. Viking Line firmasıyla gidiyoruz diyebiliyorum. Buradan şimdi içeriye gireceğiz. Devasa böyle limanlar kurmuşlar. Bu gemilerle İskandinav ülkelerinin birçoğuna rahat rahat ulaşılabiliyor. Hem turistik anlamda hem de ticari anlamda kullanıyorlar. Eğlenceli bir yolculuk başlıyor bakalım. Burası bekleme alanı. Yaklaşık yarım saat sonra gemiyi almaya başlayacaklar ve biletleri aldık. Bu biletlerle hem gemiye binebileceğiz, hem odamıza girebileceğiz, hem de kahvaltı. Ben şu QR kodu kullanarak hepsini aktive edecek. Buradan sonra gemiye doğru ilerleriz artık. Evet, şimdi biletimizde girişimizi yapalım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Ya ben karavanla, gemiyle böyle gezmeyi, mavi yolculuk yapmayı da mesela tekneyle çok seviyorum. Bence gezmenin en keyifli anlarından bir tanesini bu gezimde özellikle kaç aydır size videolar yapıyorum, yaşayacağız. Manzaralar da görürüz inşallah ama bu yolculuğun kendisi de bambaşka keyifli olacaktır. Ve gemiyi almaya başladılar. Şimdi gemimiz şu şekilde, 10 katlı bir gemi. Başlıyoruz. Heyecan. Doruk'ta bu yolculuğumun detaylarının açıklama kısmına yazacağım. Oradan okursunuz ve detaylara ulaşabilirsiniz. Şu anda Finlandiya'nın Turku şehrinden bu gemiye biniyoruz. Abi aynı filmlerdeki gibi geminin olduğu yere geldik. Devasa ya. Ve inşallah güzel de bir hava var ama güneşi kaçırmayız. Gemiye girdik. Gemi değil mübarek. Otel gibi. Şuraya bakın. Benim odamda 8053 numara. Önce bir odayı göstereyim size. Sonra gemiyi keşfetmeye başlarız zaten. O kadar büyük ki size herhalde bayağı uzunca bir bölüm yapmış olurum. Odama geldim. Böyle bir oda var arkadaşlar. Bunların aynı tren mantığında yataklar. Böyle çektiğiniz zaman şu şekilde yatak oluyor. Her şeyi hazır düşünmüşler. İçinde havlular var, yorgan var, yastığım var. Burada bir cam yok. Bunlar çünkü iç kabin olarak geçiyor ve bu hatta benim özel olarak aldığım bir oda. Bana ait. Normalde 4 kişi kalıyorsunuz burada. Ve yine geminin içerisinde size ait duşunuz ve tuvaletiniz bulunuyor. Bence gayet şık ve rahat, konforlu olacak ama ben burada çok vakit geçirmeyi düşünmüyorum. Gemide keşfedecek çok güzel şeyler var. Hemen çantayı buraya bıraktım, arka tarafa. Bir an önce diğer katları keşfetmeye gidelim hadi. Geminin özeti bu. İlk 8 katta kabinler var, odalar var.
9, 10 ve 11. katta konferans noktaları, alışveriş merkezleri, oyun alanları, 10. katta yemek alanları, 11. katta lounge'lar, akşam yemeği yeri, spa, wellness, aradığınız birçok şey var. İçeride barlar ve geceleri diskoya, etkinliğe kadar her şey düşünülmüş. Şimdi keşfetmeye çıkıyorum. Çok güzel bir deneyim oluyor şu ana kadar. Yani yüzümden de anlıyorsunuzdur. Böyle gezmek çok keyifli olur. Böyle güzel bir alana geldim. Şimdi 9. kattayım. Artık buradan sonra şeyleri görebileceğiz. Camlı kısımlarla dışarının manzarasını izlemeye başlayacağız. Hadi canım, kasinoya. İçeride kasino da var. Çok iyi be. Oo, şuraya bak. Geminin içerisinde 10'a yakın restoran ve bar var. Onlardan bir tanesindeyim. Şimdi geliyorsunuz, burada bakın. Salata bar var. 9 euro, 7 ila 9 euro arasında. Burada et gibi bir şey var. 7 euroya satıyorlar. Burada çayınız, kahveniz var. Sıcak yemek reyonu, böyle İsveç köfte alabiliyorsunuz. Ve kiloyla satıyorlarmış. Kilosu 23 euroymuş. Çok uygun bence fiyat olarak. Burada içecekler var. İşte fantalar, sprite'lar 3 euroya alıyorsunuz. Şurada bir salata bar yapmışlar. Buradan salatanızı da alabiliyorsunuz. Bunların hepsi ücretli oluyor ve bunun gibi böyle çok daha farklı restoranlar var ama bazıları da lüks oluyor. Görürsem onları da gösteririm. Şimdi 10. kata geldim. Bu kısımda çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz küçük bir eğlence parkı düşünmüşler. Aşağıdaki alanları zaten size birazdan gösteririm ama güneşi kaçırmak istemediğim için 11. kattaki güverteye geldim ve biraz sonra buradan muhteşem adaları izleyerek yolculuk başlayacak. Önce bu keyfi yaşamak istedim. Aşağıda zaten hep ışık var, çeker gösteririm. Hava, çiçek, manzaramız biraz sonra başlayacak. Artık Finlandiya'dan birazdan ayrılıyoruz. Yeni ülke İsveç'e doğru ilerleyeceğiz. Gemilerin böyle limanlardan ayrılışını hep merak etmiştim ve filmlerdeki gibi bir şekilde buradan artık gidiyoruz. Güverteyi gezmeye başladım. Yani bir yerden bir yere gitmek 5 dakika sürüyor. Sanırım bir 150-200 metre var uzunluğu ve şurada insanlar bakın yüzen dubalar gibi bir şey, tekne diyemiyorum tam. Onda tatil yapıyorlar. Hepsi denize giriyorlardı az önce. Ve size bahsettiğim bu coğrafyanın yemyeşil doğasını görüyorsunuz. Her yer orman. Bu coğrafyada şimdi biraz sonra 20.000 tane adanın içerisinden geçeceğiz tabii ki ama biraz sonra kararmaya başlayacağı için hava böyle tam güneş batmadan yakalamaya çalıştım. Özellikle beyaz gecelerde burada güneş batmadığı için yaz aylarında, Haziran'da, Temmuz'da çok güzel yolculuk yapılıyormuş. Bir de burada gençler özellikle partilemek için doğum günlerinde, etkinliklerinde bu yolculuğu kullanırlarmış. Burada çünkü teknenin içeri, yani geminin içerisinde duty free var. Restoranlar var, barlar var, gece hayatı yaşayabiliyorsunuz. Hem de daha ekonomik oluyormuş. Aynı zamanda da konaklayabiliyorlar. Böyle bir keyif yaparmış İsveç ve Finlandiya halkı. İnsanların yaşadıkları yer beni çok etkiledi. Yani ne kadar şanslılar. O yüzden herhalde bu kadar yaşam süreleri uzun. Cennette yaşıyorlar desek yanılmış olmam herhalde. Bir yandan da çok şanslıyız. Şurada hafif bir hilal var. Dolunay olsa daha güzel olurdu. Ama buna da şükür. Çok yüksek, şuraya bakın. Same song. Şimdi geminin bir alt katına indim, 11. kata. Burası alakart menü olan bir restoran ve kapıya menüsünü koymuşlar. Genelde tabaklar 30 Euro'dan başlıyor. İstiridye yerseniz 3 Euro'ymuş, örnek veriyorum. Hani yediğiniz ürüne göre değişiyor. Bütün alternatifleri düşünmüşler. Abi içeride harika restoranlar var demiştim ya, ben bir çılgınlık yaptım. Birazdan göstereceğim. Gittim kendime bir ıstakoz söyledim. Normalde şöyle söyleyeyim, ıstakoz çok pahalı bir şey.
Dünyanın her yerinde geçerli bu. Ama burada yani hamburger pizza yiyeceğime ıstakoz yiyeyim dedim ve buna 30 euro verdim. Şimdi keyfini çıkaracağım. Bir yandan da böyle camın kenarına oturdum, manzaranın keyfini sürüyorum. Daha güneş tam batmadı, alacakaranlık oldu. Bakalım yemek nasılmış. Tabak şöyle, salata var. Yarım devasa bir ıstakoz var, limon var. Bir de şöyle en sevdiğimiz tereyağlı ekmek. Önce bir balığı tadalım. Şuna limon sıkalım bir. Bolca. Bayağıdır yemiyordum. En son sanırım şeyde yemiştim. Honduras'ta yemiştim. Nasıl yeniyordu unuttum yani, düşünün. Şöyle çıkaralım kuyruğundan. Ay. Abi şöyle bir bembeyaz eti var. Ve kocaman ıstakoz verdiler abi. Biraz tuzu eksik sadece. Yok böyle bir şey. Güzelce yemeği yiyelim. Sonra eğlenceye. Şimdi yemeğimi yedim, karnım doydu. O süper bir yemekti yani, yalan söylemeyeyim. Yüzümden de anlıyorsunuzdur. Şöyle bir yer gördüm. Dedim hayırdır inşallah, kırmızı ışıklar falan. Gece kulübüymüş burası. Ama sanırım gece 12.30'dan sonra açılacak. Öyle bir kapıya şey koymuşlar, elektronik ekranlara takvim koymuşlar. Gece gelip bakarız. Parti olacakmış burada. Şimdi bar yavaştan hareketlenmeye başladı. Geldik. Burası iki katlı bir gece kulübü aynı zamanda. Aşağıda insanlar yerlerini almaya başladı. Gece 10.30-11 gibi burada artık etkinlik başlayacak. Bekliyoruz. Şu anda geminin içerisindeki duty free alana açıldı. Aklınıza gelebilecek her şey burada var. İnsanlar sırf daha ucuza mal olsun diye kasa kasa içkiler alıp götürüyorlar. Mesela İsveç'te yaşayan inince arabasını yükleyip gidecek. Böyle iki katlı da bir alan yaratmışlar. Şurada ete kadar satıyorlar. Şu karidesler 24 euro. Şurada etler var 17 euroya. Jägermeister satıyor 12 euroya. Peynirler var. Yani tamamen duty free'yi buraya taşımışlar. Böyle Amerikan usulü 24'lü biralar alabiliyorsunuz. 34 euro civarına geliyor. Şurada da bir şeyler varmış, bakalım. Şurada sol biraları satıyorlar 2 euroya. Heineken'ler 1.95. Burada daha farklı içkiler de var pek tabii ki. Her yerde reklamını yaptıkları bir tane böyle kutu var. Daha doğrusu bag. 6 tane böyle şarap satıyor mesela, 49 euroya alabiliyorsunuz. Burada envai çeşit şampanya alabiliyorsunuz. Şurada karşıda aklınıza gelebilecek her türlü şarabı alabiliyorsunuz. Burası da kıyafet alanı. Diyelim işte aklınıza gelen hangi marka varsa burada benzerini bulabiliyorsunuz. Ve burası da yine duty free fiyatlarında oluyor. Şimdi de parfüm tarafına geçiyorum. Çok iyi ya gerçekten yani. Bunu da gezmek gibi değil de böyle tatile gelmiş gibi hissediyor insan. Abi 10 euroya Calvin şu işte. Bedava. Nasıl satabiliyor abi 10 euroya bunu? İnanamazsın ama satıyor. 10 euroya Calvin Klein satıyorlar ya. Ben ilk defa bu kadar ucuzunu görüyorum. Ben bunu aldım abi. Kolonya gibi kullanırım. Gelen şeye, misafirlere veririm en kötü. Abi vallahi şu parfümü de aldım. Diesel'in. Bu da 19.90. Böyle kırmızı bir reyon yapmışlar. Orada hepsini 19'a satıyorlar. Yani bunlar abi 40-50 euro normalde minimum. Normalde 35. En ucuzu 35 euro 40 euro. 19 euroya aldım. Hem de anısı kalsın. Aynen. Bahaneyle bizden hadi 40 euroyu da almış oldular. Bir şekilde sana alışveriş yaptırıyorlar. Aynen. Şimdi diğer katları gezmeye devam edelim. Vallahi ikisini 39.90'a aldık abi. Gerçekten yalan değilmiş. Şaka gibi bir gemi ya burası. Şimdi konser alanına gidiyoruz. Şimdi partilemeye gidiyoruz. Gemiyi keşfetmeye ve gezmeye devam hadi. Thank you.
Günaydın. Stockholm'a geldik. Sabah 6 gibi gemi yanaştı. Şu anda gemiden iniyoruz. Ve şu anda Stockholm sokaklarına geldik. Burası Gamlestaden bölgesi. Tarihi eski şehir bölgesi. Bir yarımadanın üstündeyiz. Buraya yaklaşık olarak 10 sene önce gelmiştim. Çok beğenmiştim. Yine burada çok güzel tarihi dokuyu korudukları evleri, binaları, barları, restoranları görebiliyorsunuz. Trafiğe kapalı bir bölge. En güzel bence gezilecek yer burası zaten. Hadi gelin keşfetmeye başlayalım. Ya bizim Afyon daha yeni patlıyor. Malum gece ben 2'de mi ne yatmıştım? 6.30'da da limana geri geldik. Sabah çok böyle bir enerji dolu olamamıştık. Şimdi Gamlestaden'deki meydana geldik. Birer kahve söyledik. Kendimize gelelim. Kahvaltı yapacağız. Buranın cinnamon rolü yani sarma. Sarma. Gelince gösteririm zaten. Oturduk böyle İsveç halkını selamlayarak güne başladık. Böyle bir şeymiş işte gelen ürün. O yüzden de rol sarma gibi şeklinde oluyor. Bunun neyden tatlı var içinde ve cinnamon var. Neydi? Şey diyebiliriz tarçın. Ya tarçınlı kol böreği diyebiliriz. Tarçınlı kol böreği. Benziyor görüntü. Tabii canım ben direkt bize bir şeye benzettim zaten abi. Şurasından alıyorum ben. Çok güzel. Ama aşırı şekerli. Ne dayamış şekeri. Çok şeker lezzetli ama. Keyfimiz güzel başladık. İsveç'in nüfusu 10 milyon ve yaklaşık işte 500 bin kişi bu Stockholm'da yaşıyor. Ve Stockholm aslında İsveç daha doğrusu bir krallıkla yönetilen aynı zamanda ülke. Kralları var. Taç giyme merasimleri var. Ve en son kral da 1970'lerde gelmiş ve hala günümüzde de hayatta. Kişi başı gelir 40-50 bin euro civarında ya. Ama 40-50 bin euro olması çok da aslında hani önemli değil, pahalı bir ülke burası. Ama sosyal bir devlet. Eğitim bedava, sağlık neredeyse bedava. Devlet halkını düşünüyor ve dünyadaki en iyi, en refah olan 5 ülkeden bir tanesi burası. Bununla beraber burası bir göller ve orman ülkesi. %60-70'i ağaçlarla kaplı. Ve bu yüzden de bilirsiniz IKEA'da buradan çıkmak. Hatta IKEA'nın burada kendi üretim için oluşturduğu ormanları bile var. Ama en güzeli burada insanlar, hani tamam bu kısmı belki çok da önemli olmayabilirdi şu ana kadar anlattıklarım ama çok mutlular. Mesela Finlandiya'da da çok mutlulardı. İsveç'te de çok mutlular. Dünyanın en mutlu ülkelerinden bir tanesi burası. Bununla beraber ülkenin en büyük zenginliğini oluşturan şey ihracat. Devasa şirketler var. Mesela kim? Volvo İsveç, IKEA İsveç markası. Scania yine bu şeyler yapıyorlar ya, kamyon falan üreten bir firma. O da İsveç yani. O kadar çok firma var ki buradan çıkan. En büyük zenginliklerin işte bu ihraç ettikleri devasa şirketlerin gücünden alıyorlar. İsveç aslında çok büyük bir ülke. Çok az bir alanda yaşam var. Ve insanlar büyük kentlerde bisikletle geziyorlar abi. Bu ülkenin başbakanı, bakanları bile ulaşımını yeri geliyor bisikletle sağlıyor. Zaten haberlerde de görmüşsünüzdür birçok kez. Şimdi böyle sokaklarda dolaşıyorum. Yani tarihini şunu bunu anlatmaktansa böyle sizi farklı yerler götürüp oraları dolaştıracağım. 1 euro yaklaşık olarak 11 İsveç kronuna denk geliyor. Ülkenin para biriminde İsveç kronu. Ve size enteresan birkaç fiyat göstereyim. Böyle bir sürü turistik noktalarda dükkanlar görebiliyorsunuz. Hediyelik eşya alabileceğiniz. Zlatan İbrahimovic forması bulursanız alırsınız. İsveçli futbolcu. Mesela şurada çok güzel tişörtler var. Ve bunlar sadece bakın 59. Yani abi 5 euro falan İsveç gibi bir ülkede. Ne almak lazım abi buradan? Vikinglerle ilgili bir şey mi almak lazım? Burada Vikinglerle ilgili troller var arkada. Trollerden alabiliriz. Sahilerin efsanelerinde geçer. Böyle troller alıyorlar. Aa, bu bana benziyor biraz. Böyle çok güzel hediyelik eşyalar var. Anılarınızı taşıyabileceğiniz evinize. Ya şu evler mevler de var ama buna gerek yok. Bunlar yani. Standart her yerde var. Şimdi Sergel Meydanı'nın oraya doğru yürüye yürüye şu caddelerden geldik. Burada AVM'ler var daha çok. Şu AVM, buradaki AVM. H&M'in de çıktığı bir yer olduğu için her yerde H&M mağazasını da görüyorsunuz İsveç'te. Çok düzenli, tertemiz bir şehir Stockholm. Daha bir tane çöp görmedim. Yani bu aslında son gezimin özeti de diyebilirim size. Güzel yerler. Her yerde bisiklet yolu var. Bakın arkadaşlar. Herkes bisikletle ulaşımını sağlıyor. Şimdi nehir kenarına geldik. Buraya Kuzey'in Venedik'i diyorlar. Buradaki kanallardan dolayı 200 binden fazla göl var burada.
100.000'den fazla da ada var. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Her yerde su bulabiliyorsunuz buralarda. Çok güzel bir coğrafya. Şu arka taraftaki yer işte size sabah gösterdim. Gamla Stand bölgesiydi. Bunun şimdi kıyı bölgesinde dolaşarak geziyoruz. Buranın yazında geldik. Yani sonbahar başı gibi de düşünebilirsiniz. Tam yaz demek doğru olmaz. Çünkü özellikle Haziran'da, 21 Haziran'da buranın en uzun gündüzü oluyor. Özellikle ülkenin kuzey taraflarında hiç gece olmuyor ama kışın da tam tersi. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat'ta hiç güneş görmüyorlar. Hava sürekli karanlık ve basık oluyor. Hatta öyle ki bu coğrafyada dünyada en büyük intihar oranları var. İnsanların en çok depresyona girdiği zamanlarda kış ayları olurmuş. Alkol çok tüketirlermiş. Çünkü sürekli gece olarak yaşıyorlar. Bu ülkelerin negatif tarafı da bence zaten bu. Sarayın olduğu yere geldik. Birazdan asker değişimi var. Görüyorsunuz. Gün içerisinde iki defa saat 10 ve 12 de oluyor. Nöbet değişimini bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. O kadar gereksiz bir nöbet değişimi tantanası ki yani bir saattir buradayız, hiç de bir olayı yoktu. Boşu boşuna bekledik. Beklerken de acıktık. Şimdi Gamla standa bir şeyler yemeye gidelim. Mekanın ismi bu Barrels. Burgerci ve biracı aynı zamanda. Burası çok yüksek puanı olan bir yer. Bakalım öldükleri kadar var mı? Burada gençler müzik yapıyor. Bak şöyle bir hamburger söyledim. Of. Bunun kötü olması ihtimali yok. Şöyle de bir tatlı patates söyledik. Buraya özgü bir patates. Baba geldi. Burada kola satmıyorlar. Kendi Fritz kolaları var. Herhalde İsveç'te birçok yerde öyle. İnternette de okumuştum. Kızartılmış havuç. Evet. Tad olarak. Bir şeye benziyor dedim. Aynen. Ve bu 150 İsveç koronuna geliyor. Oha, 16-17 euro falan yapıyor yaklaşık olarak. Pahalı bir ülkedeyiz ama yapacak bir şey yok. Şu hamburgere bak. Önünüzde yiyeyim, yiyorum kusura bakmayın ama. Oha. Hamburger bu işte. Sokaklara geri döndük. Yemek çok güzeldi. Gamla Stan'ın sokakları böyle. Hepsi standart görüyorsunuz. Evler. Her yer bu ana meydana çıkıyor. Sabah size gösterdim. Restoranlar, kafeler ve barlar var. Böyle şirin bir old town burası. Yani çok böyle şunu yapın bunu yapınlık bir yer değil böyle. Dolaşmak bile gayet keyif veriyor insana. Biz dünden beri yolda olduğumuz için bir otele gidip duşumuzu aldık, bir kendimize geldik. Ben de biraz uyumuşum. 2 saat kadar dinlendik ve tekrardan Stockholm sokaklarına geri döndük. Şimdi nereye gidiyoruz? O kadar güzel bir yer göstereceğim ki size. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Birazdan göreceksiniz. Abi, Stockholm dünyadaki en iyi metro duraklarına sahip, istasyonlarına. Özellikle bazı istasyonları turistik gezi için rehberler tarafından programlara dahil ediliyor. Biz de şimdi o durakları gezmeye geldik. Diyeceksiniz ki bir metro durağı işte ne var? Ne kadar güzel olabilir diye düşünebilirsiniz. Birazdan göreceksiniz. Burası bildiğiniz sanatsal bir halka hizmet gibi muhteşem detaylara sahip. Oraya doğru gidiyoruz. Şurada bir tane durak var. Oradan farklı farklı durakları metro ile gezeceğiz. Burada bir etkinlik düzenleniyor. Ukrayna bayrağını almış herkes. Bir de biliyorsunuz İsveç'te artık NATO'ya girdi. Bir de bizim İsveç'te aramız çok gergindi. Özellikle kışkırtıcı olaylar vardı biliyorsunuz. Ne yazık ki bazı insan demeye utandığımız mahlukatların ifade özgürlüğü adı altında dinimize yaptığı hakaretten dolayı. Şimdi bu adamlar da artık NATO'ya girdiler. Burada da Ukrayna bayrakları taşıyarak şurada bir etkinlik olacak. Burada çok fazla göç var. Ve insanlar, sadece Ukraynalılar var demiyorum, Afrika'dan bile çok böyle siyahi arkadaş gördük. Ukrayna savaşı ile ilgili size gittiğim her yerde örnek veriyordum. İnsanlar hep bayraklarla sokaklarda geziyorlardı ama en büyük kitleyi ve etkinliği şu an burada gördüm.
Burada bir de çok fazla göç varmış. Böyle bir durum var. Şuradan artık metroya geçelim, hadi gelin. Stockholm böyle adalardan oluşuyor ve bütün böyle adaları bağlayan birbirine farklı hatlar var. Oldukça yaygın bir sistemleri var. Burası da Stockholm'un merkez istasyonunun haritası. Buradan şimdi biletimizi alalım. Şimdi internetten araştırdık. Şu mavi hatta Kungsgatan tarafına ve kırmızı hattı Mörby Centrum tarafına olan duraklarda çok güzel istasyonlar var. Tasarımları muhteşem. Hatta bununla ilgili bir sürü blogger kesinlikle şu durak, şu durak, şu durağı görün demiş. Bir de yeşil hatta var. Odenplan durağı çok iyiymiş. Onları görmeye gidiyoruz. Burada da bilet almamız lazım. Biletimizi alıp sırasıyla bütün hatları değiştireceğiz. Yeşil hat şurada. Ama doğru hatta gittiğimize emin miyiz? Yok. Hangi yöne yani? Tam ters yöne gidiyor olmayalım. Bak sanki diğer yön o taraftaydı yeşil. Şu tarafa gidiyor ama. Haksatra'ya. Aşağıya doğru iniyoruz şimdi. Abi şöyle bir bilet aldık. Bu 75 dakika boyunca geçerli. Bütün metrolarda kullanabiliyoruz. Şimdi ilk metroya bindik. Odenplan durağına gidiyoruz. Ya biz küçük bir hata yapmışız. Fotoğraflara bakıp yanlış durağı seçtik. O yüzden az önceki bilgi yanlış. Odenplan'daki durak güzel değil. Onu da önermişler de bir şey yokmuş orada. Asıl her şey mavi hatta. Sonra belki kırmızı hatta da geçeriz. Şimdi doğrusunu bulmaya gidiyoruz. Bak başladı. Başladı olmaya çünkü tasarımlar hep böyle olacak. Tavanlarda çok renkli detaylar göreceğiz. Oğlum çok iyi ya. Yani insan buna bir metro istasyonu diyebilir mi? Şu detaylara bakın ve her sanatçının verdiği mesaj farklıymış. Bu da mavi hattı simgeliyor. Yahu bu nasıl bir şey? Aşağıya indikçe daha da güzelleşti. Yani metroya değil de Avatar filminin bir sahnesine inmişsiniz gibi hissediyorsunuz ve sadece belli bir alanda değil, bütün hattın olduğu durakların tamamında aynı dokuyu görebiliyorsunuz. Bu da T Centralen mavi duraktı. Şimdi geldiğimiz durak Solna Centrum mavi hatta. Oo çok güzel görünüyor. Vay. Bu da çok güzelmiş be. İşte her durağın böyle kendine has dokusu var. Ben çok beğendim ya, şu detaylara baksan abi. Şu şeye bak, murala bak mesela. Şurada da var benzeri. Yani inanılmaz güzel detaylar var. Emek kokan ve böyle 90 tane durak var özünde. İstediğinizi gezebiliyorsunuz. Ben size en güzellerini gösteriyorum şu anda. Şu detaya baksana abi. Bu tarafta da var. Çok güzel. Oo baksana, bu da çok güzelmiş. Sanat ya. Sanat oldu mu renk oluyor işte. Bu gerçek mi ya? Bildiğin kayayı görüyorsun. Kungsgatan. Yine mavi hattın en son durağına geldik. Buranın tasarımı daha böyle yeşilimsiymiş. Ya bunlarla ilgili şimdi biraz sonra Instagram bir hayalin peşinde hesabında da paylaşım yapacağım. Oradan takip eden arkadaşlar, daha kapsamlı içerikler de orada üretiyorum. Canlı olarak hem de. Çok durak var ya, tek tek hepsini gezdirmeyeceğim size bu YouTube videosunda ama aynı zamanda açıklamaya da çok güzel size rotaları ve önerileri yazarım. Ama burası da efsane bir, sanki mağaranın içindeymişiz gibi. Valla çok güzel istasyonlar. Ben daha önceden de bu istasyonları gezmiştim zaten. Turlarla da gezebiliyorsunuz durak durak. Ama artık acıktık. Bir yemek yiyelim diyoruz. Burada güzel bir restoran bulduk. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Kesinlikle bu arada bence Stockholm'da yapılması gereken şeylerin başında bu durakları görmek geliyor. Ve inşallah ilham da olur. Şimdi Bolt çağırdık. Böyle bir 10 dakika mesafedeki bir restorana gidiyoruz. Ve sadece bunun için 90-100 kron veriyoruz. Yani 8-9 euro.
İsveç'e geldiğini insan hatırlıyor ve bütün arabalar neredeyse burada elektrikli. Öyle ki ülkedeki geri dönüşüm, yani çöplerin %99'u geri dönüşümde kullanılıyor. Ve yakında da bütün ülkedeki araçların elektrikli araç olmasını hedefliyormuş hükümet. Böyle arada da bilgileri vermiş olayım. Restoranımıza giderken artık açlık başladığı için biraz yorulmaya başladığımı itiraf edeyim. Yani böyle kimselerin olmadığı sakin bir muhite geldik. Ama restoran bu, puanı çok iyi. Ve birçok blogda da yazmışlar, adı da AG, AG restoran diye. Bakalım. Et kokusu geldi. Oğlum kasap kokuyor burası. Burası tüccar bunları. He? Allah Allah. Yukarısı abi. Yukarısı da. Nasıl çıkacağız? Şu asansöre ben yürüyeyim ya. Yürüyelim. Yani burası çok üst bir restoran normalde. Oo. Girişi ne kadar kötü diyecektim. Geldik. Bizi bu cezbetmişti işte. Oo. Vallahi zorla yer ayarladılar. İçerisi böyle. Yani fayansların tasarımları vesaire bile insanı böyle lüks ve şık bir restorana değil de sıradan bir yere gelmiş gibi hissettiriyor ama önden bir tereyağıyla ekmek geldi. Şu domuz tereyağıyla yemedik. O yüzden baştan uyarmışlardı bizi. Şöyle bir geldi, onu hemen yuttuk. Çekemedim bile heyecandan. Bekliyoruz. Güzel birer et söyledik, steak söyledik. Etlerimiz geldi. Yani o kadar çok övülmüş ki inşallah hayal kırıklığı olmaz. Bir Uruguay eti söyledim. Bakalım yanında ne veriyorlar. Izgara patates, salata. Salata parmesanlı citronet. Parmesanlı. Ve kurutulmuş domates geldi. Şöyle bir bakalım. Etimiz bu. Latin Amerika videolarımı bilenler ete ne kadar düşkün olduğumu fark etmişlerdir. Muhteşem. Harika. Özlediğim bir tat. Yemeğimizi de yedik. Artık Stockholm gezimizin sonuna geldik. İnşallah sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Size elimden geldikçe kapsamlı bir bölüm yapmaya çalıştım. Gemimiz de güzeldi, şehir de güzeldi. Buralara gelirseniz de açıklama kısmını mutlaka okuyun. Orada da güzel notlarım ve önerilerim olacak. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde inşallah Norveç'te görüşmek üzere. Bye bye.